TED İzmir Koleji Radyosu'ndan herkese merhabalar. Filozof Olacak Çocuk programımıza hoş geldiniz. Ben Meryem Efehan, felsefe öğretmeniyim. Bugün sizlerle Cristina Falcon Maldonado yazarının Kendim Olmaktan Mutluyum adlı kitabını inceleyeceğiz. Programımıza geçmeden önce bugün bizlerle olacak öğrencilerimizi tanıyalım. Keyifli dinlemeler dilerim. Merhaba, ben Emad. Merhaba, ben Emad Mobasheri Fert. İranlıyım ve 5. sınıftayım. Teşekkürler. Merhaba. Hoş geldin Emad'cığım. Merhaba, ben Liya Lal Gündüz. 5. sınıf öğrencisiyim. Hoş geldin Liya'cığım. Merhabalar, benim adım İda Helen. 5. sınıf öğrencisiyim. Merhaba, ben Elif Razera. 5. sınıf öğrencisiyim. Merhaba, ben Metin Yazak Bulut, 5. sınıf öğrencisiyim. Merhaba, ben Esat Uşak, 5. sınıf öğrencisiyim. Evet, 5. sınıf öğrencilerimizle olacağız bugün. Sizlere keyifli dinlemeler dileriz. Hazır mıyız? Evet. Evet. Heyecanlı mısınız? Evet. O zaman başlayalım. Şimdi kitabımızın başlığı Kendim Olmaktan Mutluyum. Bu kitabı okuyacağım sizlere. Aralarda durdurup sorular soracağım. Başlıyorum. Ben kitabı okurken görsellere de bakabilirsiniz. Floki'nin doğduğu gün tüm orman şaşırmıştı. Tıpkı karnı ve bacakları olan bir buluta benziyor dedi Kuzen Gor. Şöyle bakalım görseline. Neden tüm orman şaşırmış sizce Floki'nin doğduğu gün Yağız? Hocam bence hepsi siyah ama Floki beyaz doğduğu için bence tüm orman şaşırmış, buluta benzetmiş hepsi. Floki beyaz olduğu için dedin. Evet İda. Benim ben bir yerde görmüştüm. Aynı bu tür gorillere genellikle albino deniyor. Yani bu gorille öyle olabilir diye düşünüyorum. Albino ile ilgili ne biliyorsunuz? Bir şeyler biliyor muyuz acaba Esat? Öğretmenim yani binde birlik bir kısımda hayata gelebilen bir türmüş. Genellikle saçları, kirpikleri, kaşları bembeyaz oluyor değil mi? Ve evet, güneşten aşırı rahatsız olabiliyorlar diğer insanlara göre. Ya da işte göz bebekleri bir yere bakarken titreyebiliyor. Ama Floki'nin albino olup olmadığını şu anda bilmiyoruz. Sadece tahmin ediyoruz. Devam edelim bakalım. Kürkü gümüş renginde gri bir sis gibi dedi babası. Floki'nin babası gümüş sırtlı gorillerin lideriydi. Sırtları gümüş renginde olduğu için bu isimle anılıyorlardı. Karisin bir dağındaki karlar gibi bembeyaz dedi annesi yavrusunu okşayarak. Ne yazık ki Floki'nin beyaz kürkü başına dertten başka bir şey açmadı. Kendini gizleyemiyor, saklambaç bile oynayamıyordu. Kürküne diğer gorillere olmadığı kadar çamur bulaşıyor, yapraklar yapışıyordu. Şöyle göstereyim görselini. Floki'nin vücudu neden sürekli başına dert açıyor sizce? Evet Poyraz. Kürkü beyaz olduğu için çamur, lekeler daha çok böyle gözüküyor olabilir. Olabilir. Evet Liya. Hocam ben Poyraz'a katılıyorum ve gizlenmeye girdiği yerlerde de çamur olduğu için daha çok belli oluyor. Diğer renkteki gorillerin üzerinde kir olsaydı da belli olur muydu? Çok fazla olmazdı bence. Evet, tıpkı bizim giydiğimiz kıyafetler gibi aslında değil mi? Mesela beyaz bir kıyafet giydiysek çok fazla kiri belli edebilir. Ama siyah giydiysek o da kirlenebilir ama çok fazla kiri belli etmeyecektir. Evet Esat. Öğretmenim hem yaşadığı ortamla ilgili yani yaşadığı ortamda hiç onun rengine benzeyen bir şey yok. Yani genellikle koyu renkler olduğu için ve az açık renkler olduğu için çok fazla belli oluyor. Devam ediyoruz o zaman. Tüm bunlar yetmezmiş gibi açık tenine zarar verdiği için güneşte uzun süre kalamıyordu. Güneş Floki'yi başkalarını yakmadığı kadar yakıyordu. Bu yüzden dışarı çıkmak için gece olmasını bekliyordu. O zaman da herkes yuvasına çekildiği için Floki tek başına kalıyordu. Bir akşam canı çok sıkılmıştı. Yeni arkadaşlar edinmek için bir macera aramaya karar verdi. Bütün gece yürüdü. Yolda gördüğü herkese oyun oynamayı teklif ettiyse de hiç kimse kabul etmedi. Uyanık olanlar rahatsız edilmek istemediklerini söylediler. Çoktan uykuya dalanlar ise horultularıyla Floki'ye cevap verdi.
Sizce Floki'nin oyun teklifini neden kabul etmiyorlar Emad? Bence hocam çünkü o beyaz olduğu için fark koymuş olabilirler başka bir şey. Fark koymuş olabilirlerden kastın farklı mı demek istiyorsun evet, yani Floki için? Farklı olması ne demek sence Emad? Mesela başka kişilerin siyah olması ama bunun beyaz olması bir iş böyle. Floki'nin rengi farklı demek istiyorsun yani diğer gorillerden. Bu yüzden de Floki ile oyun oynamak istemiyor olabilirler dedin. Evet Yağız. Hocam hani arkadaşlarımız binde birlik bir türden bahsetmişti yani güneşe çıkamıyor. Çoğu kişi de o zaman uykuda olduğu için Floki'ye yani aldırış etmemiş olabilirler. Onu istememiş olabilirler. Hem de rengine bakarak onu başka bir hayvan olarak anlayıp onu ondan korkmuş da olabilirler. Olabilirler. Evet Esat. Benim hatta ilk başta babası lider demiştiniz ya. Sadece mesela oynayanlar olabilir ama sadece babası lider diye oynayanlar da olabilir. Babası lider olduğu için oynayanlar da olabilir. Yani Floki'yi sevdikleri için değil diyorsun. Burada nasıl bir ilişki görüyoruz? Bir çıkar ilişkisine mi benziyor daha çok yani? Tamam. İda? Öğrenmedim. Mesela çok kolay bulunuyor dediniz saklambaçta. Yani belki çok kolay, yani çok sıkıcı olduğundan dolayı oynamak istemiyor olabilirler. Çok kolay olduğundan dolayı. Çok kolay olduğundan dolayı ha. Bulunması çok kolay olduğundan evet, dolayı. Evet, saklambaçlarda. Oynamak istemiyor olabilirler dedin. Evet, Poyraz. Bir de gorille yani yılan fil de var ya, o yüzden türleri başka olduğu için de oynamak istemiyor olabilirler. Bir de burada fil gülüyor ona. Hani rengi değişik olduğu için de olabilir. Rengi farklı olduğu için de olabilir dediniz. Peki Floki size oyun teklifiyle gelseydi kabul eder miydiniz? Esat kabul eder miydin? Evet hocam, çünkü birini özelliklerine göre yargılamak saçma bir şey. Özelliklerine göre birini yargılamak saçma bir şey dedi. Evet Liya. Hocam ben arkadaşıma katılıyorum yani. Evet Emad. Ben de Esat'a katılıyorum yani mesela onun ten rengi farklı olduğu için fark koymamamız gerekiyor bence. Yağız. Ben de yani çoğunlukla Esat'a katılıyorum. Bir hayvan olsam Floki gelse bana oyun oynayalım mı dese hayır diyemezdim. Ben de eğlenmek isterdim. Bizim için farklılıkların bir önemi yok diyorsunuz yani. Floki diğer hayvanlara göre rengi farklı dediniz ve beyaz dediniz. Devam edelim. Aniden Floki yaprakların kımıldadığını gördü. Merakına yenik düşerek etrafını koklaya koklaya araştırdı. O anda bir tırtılla karşı karşıya geldi. Floki'yi gören tırtıl duyargalarından çok kötü bir koku yayıyordu. İğrenç dedi Floki. Hep böyle kötü mü kokarsın? Hayır, sadece bana zarar vermek isteyenleri uzaklaştırmak için bu kokuyu yayarım diye cevap verdi tırtıl. Yani beni de mi uzaklaştırmak istiyorsun? Oysa ben arkadaş olabileceğimizi düşünmüştüm. Bu mümkün değil dedi tırtıl. Çok yakında bir kelebeğe dönüşüp uzaklara gideceğim. O yüzden lütfen git. Senin gibi kocaman ve yalnız çocuklarla uğraşacak vaktim yok. Evet, burada bir sorum olacak. Floki meraklı bir karakter mi sizce? İda? Evet öğretmenim, bence keşfetmeyi ve yeni şeyler öğrenmeyi çok fazla seviyor. Nereden anladın bunu? Yani merakla yenik düşerek diyor ve yani arkadaş olmayı da çok seviyor gibi. Ve her yeri keşfetmeyi de çok seviyor. Keşfetmeyi de çok seviyor. Keşfetmeyi çok sevmemiz bizim meraklı bir insan olduğumuzu gösterir mi sence? Belki keşfetmeyi severiz ama meraklı olmayabiliriz. Yani illa öyle bir şey gelecek diye bir şey yok. Tamam, teşekkür ederiz. Esat? Ben düşünceme göre yani arkadaşı olmadığı için merak daha fazla yükselmiştir ve daha fazla arkadaş aramak için merak yükselmiştir. Olabilir. Poyraz? Ben de arkadaşlarıma katılıyorum. Neye katılıyorsun? Yani demişlerdi ya hani meraklı olup gezmek iyidir diye. Evet Yağız. Hocam ben de katılıyorum ama bir şey daha eklemek istiyorum. Tabii hocam ki. Floki hani sormuştu ya sen hep böyle bir koku mu çıkarıyorsun diye hocam. Zaten orada o merak biraz belli oluyor hani sorularıyla.
Her gördüğü hayvana... Floki'nin sorularıyla değil mi? Evet, her gördüğü hayvan bir şeyler soruyor. Mesela onlarla bir şey istiyor. Hayvanların özelliklerini öğrenmek istiyor. Yani merakına yenik düşüp her şeyi yani öğrenmek istiyor. Tüm hayvanlara soru soruyor. Şimdi bu dediğine göre meraklı biriysek eğer çok fazla soru sorarız demek istiyorsun. Bu doğru mu sence? Yani çok soru sormaktan değil de mesela... Tırtıla sordu mesela, sen hep böyle mi koku çıkarıyorsun, sen niye böylesin falan diye soru sormayı severiz soru yani. Yani soru sormayı severiz, gördüğümüz kişilerin yani özelliklerini öğrenmeyi isteriz meraklı oluyorsak. Peki sen meraklı bir insan mısın? Evet hocam. Meraklı bir insansın. Bir arkadaşımızdan daha yorum alalım. Hocam ben de yazıya katılıyorum ama karışmak değil de hayatın şeylerini öğrenmek istiyor bence. Sen meraklı bir insan mısın Hemat'cığım? Evet. Hayatta olup biten şeyleri merak eder misin? Evet. Ya da kendinle ilgili özelliklere merak eder misin? Evet. Ya da bilmediğin bir kelime duyduğunda mesela bu neymiş deyip gidip araştırır mısın? Evet hocam. Araştırırız. Peki bir sorum daha olacak. Merak nedir sizce? İyi bir şey midir merak etmek? Ya da iyi yönleri ve kötü yönleri var mıdır? Bunları birazcık yorumlayalım. Boyraz. Merak iyidir ama kötü yanı bir kişiye bayağı böyle bir şeyler sorarsan karşıdaki kişi sana kötü bir yanıt verebilir. Yani kötü bir davranış yapabilir. Çok fazla benimle ilgili evet. Şeyleri merak ediyor deyip rahatsız evet. Olabilir. Evet. Ama kişi için iyi bir şeydir. Bize bir şeyleri öğretir dedin. Lia. Ama hocam mesela derslerde de meraklı olmak güzeldir. Normal hayatta da... Ne gibi avantajları vardır? Hocam derste meraklı olmak, bir şeyleri araştırmak, sorup öğrenmek. Hı hı. Ama normal hayatta da Poyraz'ın dediği gibi kötü şeyler olabilir. Dezavantajları var diyorsunuz. Yağız? Hocam ben de iki arkadaşıma da katılıyorum. Ama mesela hocam bir insanı bıktırabilir veya bizim... Yani kötü olduğumuzu algılayabilir. Mesela benim hakkımda niye bu kadar çok şey merak ediyor? Acaba bu kötü birisi mi diye edebilir. Hı hı. Ama arkadaşımın dediği gibi derslerde mesela sormak daha iyidir. Çünkü yani okul becerimizi de geliştiririz. Derslerimizde de büyük bir etki olur. Derslerimiz de iyileşir. Hı hı. Ama normal hayata da yine kötülükleri var hocam yani. Bıktırabiliriz bazı insanları. Peki merak deyince böyle bir insanın özelliklerini merak etmek üzerinden yürüdük hep. Başka hangi konuları merak edebiliriz? Esat. Merak normalde iyi bir şey ama kötü yanları da var. Mesela bir olay oluyor ve sen onu merak ettin ve izlemeye gidiyorsun. O sana da yansıyabiliyor. Hı hı. Ve sen de ondan zarar görebiliyorsun. Yani merak normal bir durumda iyi bir şey. Ama fazlası yani her şey atalarımızın dediği gibi her şeyin fazlası zarar. Tabii ki. Evet İda. Evet, meraklı olmak bence çok iyi bir şey. Yani hayatı sorgulamak, etrafındaki şeyleri sorgulamak, merak etmek, yeni şeyler öğrenmeye çalışmak. Bence gayet güzel bir şey fakat yani insan olarak değil de mesela bir şeyi merak ettiğimizde o bize zarar da verebilir. Mesela zor, mesela yapamayacağımız bir şeyi merak edebiliriz. Hı hı. Onu yapmaya kalkışırız ve bu bize büyük zararlar verebilir. Merak etmenin sınırlarını iyi ayarlamamız lazım diyorsunuz. Bir felsefe öğrencisinin ama mutlaka meraklı olması gerekir değil mi? Sorgulayıcı, meraklı, araştırmacı bu özelliklerin bulunması gerekir. Peki merak nedir tanım olarak söylememiz gerekirse İda? Örneğin merak bir şeyleri yeni şeyler öğrenmek, istemek veya bir şeyi ne olduğunu anlamaya çalışmak, kavramaya çalışmak ve ona göre davranmak. Hı hı. Yağız sence nedir merak? Ben de hocam İda'ya katılıyorum. Yani meraklı olmak yani tam bir felsefe öğrencisine göre hocam. Evet, olması gereken bir özellik. Esat sence nedir? Evet, ben de İda'nın dediğine katılıyorum. Ve merak zaten hayatımızda bize en çok yardım eden şey. Mesela bir şey görüyoruz, onu bilmiyoruz ama araştırmadan tekrar böyle artıyor. Yani mesela bir şeyi araştırmak istiyorsun ama araştırmıyorsun. Hı hı. Meramız tekrar artıyor. Evet, artış gösterebiliyor. Merak çok önemli bir şey. Önemli bir şey ama sınırlarını bilmemiz gerekiyor dediniz. Tamam, devam edelim. Aldığı cevaba üzülen Floki yoluna devam etti. İleride bir kükreme duydu ve durdu. Seni korkutan bir şey mi var diye sordu Panter. Bunu duyan sırtlan gülerek cevap verdi. Bu bir hayalet, görmüyor musun? Ha ha ha. Dedi.
Floki neden bir hayalete benzetildi? Panter burada gördüğünüz gibi, bakalım görsele. Floki'yi görüyor ve Floki'ye diyor ki bu bir hayalet diyor ve üstüne gülüyor. Sizce neden Floki'yi hayalete benzetiyor? Ya da buradaki panterin davranışını doğru buluyor musunuz? Düzeltmesi gereken bir durum var mıdır? Biraz bunları konuşalım. Emat. Bence ilk önce panterin yaptığı yanlış. Çünkü yine de fark koymuş ve dalga geçmiş. Hı hı. Bir de şey, beyaz olduğu için hayalete benzetmiş olabilir. Yani filmlerde gördüğümüz hayalet gibi onu benzetmiş olabilir. Hayaletler de beyaz renkli olduğu için Floki ile benzeştirmiş olabilir dedin. Ama yaptığı yanlış panterin dedin. Çünkü farklı gördü Floki'yi dedi Emad. Evet İda'cığım. Ben de Emad'ın dediğini doğru buluyorum. Yine renginden dolayı ve güneşin parlamasından dolayı onu hayal olarak sanmış olabilir veya bilerek öyle diyerek onu kötü hissettirmeye çalışmış olabilir. Bu pantere bir şey kazandırır mı sence? Hayır, benim sadece yani kötü duygular kazandırır, başka bir şey kazandırmaz ve bence yaptığı hiç hoş bir şey değil. Hı hı. Kendinden farklı olanı direkt kendi düşman olarak görüyor ve bence bu kesinlikle olmaması gereken bir şey. Evet, yani hayatta farklı olan insanlara rastlayabiliriz ya da farklı olan varlıklara rastlayabiliriz değil mi? Ama bunları hiçbir zaman ötekileştirmemek gerekiyor diye düşünüyoruz. Yağız. Hocam panter yani aslında o da bence goril olduğunu biliyor ama sadece onu kötü hissettirmek, yani onun rengi daha farklı olduğu için kötü hissettirmek için bunları söylüyor ve üzerine gülüyor olabilir. Bakarsak hocam zaten arkadaki panter de gülüyor, ona aynı çıkmış hocam. Sadece kötü hissettirmek istiyorlar. Bence hocam hem güzel gözüküyor hem de hocam hayalete benzese de benzemese de o bir hayvan. Evet Esat. Yaptığı çok yanlış. Hem arkada bir tane de arkadaki sırtlan da onun türünden değil ama sadece Floki'ye kötü davranıyor. Bu hocam hayalet demesini bence şurada gördüğümüze göre bir bukalemon var. Ona deseydi daha mantıklı olurdu. Çünkü bukalemonlar bildiğiniz gibi renk değiştiriyor ve bu da onu hayalet gibi yapıyor. Ona dese doğru olur muydu sence? Örmeyeyim yani onun özelliği renk değiştirmek olduğu için böyle bir benzetme yapmış gibi olabilirdi. Benzetme yapmış gibi olabilirdi dedi Esat. Tamam devam edelim bakalım. Floki cevap vermeye gerek bile görmedi. Yoluna devam etti. Kendini daha da yalnız hissetmeye başlamıştı. Epeyce yürüdükten sonra büyük göle ulaştı. Suyun kıyısına yaklaşınca tıpkı kendisi gibi bembeyaz ve parlak olan ayı gördü. Eminim ki sen de kendini gizleyemiyorsundur dedi Ay'a. Benim arkadaşım olur musun? Ay ne gözlerini açtı ne de Floki'ye cevap verdi. O sırada bir kıpırtı hissetti. Suya tekrar baktığında Ay kaybolmuştu. Şimdi burada Floki artık kendisini yalnız hissetmeye başlıyor. Sizce Floki farklı olduğu için utanıyor mu? Ya da neden yalnız kaldı Poyraz? Hocam utanıyor olabilir ve yalnız kalmasının nedeni rengi değişik olduğu için onunla oynamıyorlar ve onunla zaman geçirmedikleri için üzülüyor olabilir. Esat? Öğretmenim kendinden utanmasının normal bir şey ama aslında utanmaması lazım. Başlıkta dediği gibi ben kendim olmaktan mutluyum. Kendim olmaktan mutluysam kendimden de utanmam yani. Yani bir yere gidiyorsun, onlar sana kötü davranıyor diye sen kaçıp böyle bir yerlere saklanacak değilsin yani. Daha fazla arayacaksın. Vazgeçmememiz lazım yani. Floki kendi olmaktan mutlu mu şu an sence? Hayır öğretmenim. Hiç arkadaşlık yapmıyorlar. Onların da hataları var. Evet. İda? Öğretmenim bence ilk başta zaten hikayenin başında Floki kendini gerçekten çok iyi hissediyordu. O da kendi diğer hayvanların arasına alıyordu. Fakat diğer hayvanlar tarafından dışlanınca kendini de kötü hissediyor ve kendini kötü bir şey, kötü bir hayvan olduğunu düşünüyor. Ve kendinden soğuyor ve gitgide özgüveni düşüyor. Hı hı.
Floki kendinde eğer bir şeyi değiştirmek isteseydi neyi değiştirirdi? Ve bu değişim iyi olur muydu sizce, Lia? Hocam bence rengini değiştirmek isterdi. Neden? Çünkü diğer hayvanlar rengi beyaz olduğu için onunla oynamak ve onlarla sohbet etmek istemiyor. Onlarla arkadaşlık evet. kurabilmek için rengini değiştirdi diyorsun. Evet, Emad. Hocam bence rengini değiştirdi ama bu bence kötü bir şey. Çünkü kendini seviyorsan niye oyun oynamak için değiştirirsin ki? Başka senle aynı olan başka birisini bulup öyle yapabilirsin. İlla kendimizle aynı olan başka birisini bulup onunla mı oynamamız gerekir? Hayır Emad? Ama şey yani bu panter veya başka hayvanların böyle yaptıkları için böyle yapması gerekiyor ama... Diğer türlü arkadaşsız evet. kalacak çünkü diyorsun. Yağız? Hocam ben de arkadaşlarıma katılıyorum. Hocam rengini değiştirseydi ne olabilirdi hocam? En fazla kendine arkadaş bulurdu ama yine yani kendi şu an özel birisi, binde bir olan bir tür... Hocam sadece arkadaş bulmuş olurdu. Kendine özelleştirmemiş, kendini daha da kötüleştirmiş olurdu hocam. Sen olsaydın değiştirir miydin rengini? Ben olsam değiştirmezdim hocam. Arkadaşlık kurmasınlar. Hı-hı. Ben kendim belki oyun bulabilir. Mesela ağaçlarda sallanabilir. Kendi kendime bir şeyler yapabilirdim. Evet, Yağız da diyor ki Floki böyle daha özel diyor. O yüzden ben olsaydım rengimi değiştirmezdim Hı-hı. diyor. Ama burada Floki'ye sorsalardı rengini değiştirdi diyor çocuklarımız. Bir şey daha. Evet Esat'cığım. Yani... Floki kendisi oynarken başkalarının Floki'nin oynadığı oyunun dikkatinizi çekebilir ve bu şekilde arkadaş da bulabilir aslında. Olabilir yani tabii ki. Çok eğlenceli bir oyun bulup tek başına oynarken başkaları da onunla birlikte oynamak isteyebilir. Onun oynadığı oyunu görüp katılmak isteyebilirler. Geçiyoruz, devam edelim. Öf, her kimsen git buradan, ayı görmemi engelliyorsun diye bağırdı Floki. Neden engelliyim? Ben senin güneşi görmeni de engellemedim, dedi Jaribu. Peki yapabilir misin? Diye sordu Floki. Neyi? Dedi Jaribu. Benim gölgelik arkadaşım olup beni güneşten koruyabilir misin? Eğer yaparsan seninle günün her saati oyunlar oynayabiliriz. Tıpkı diğerleri gibi, dedi. Arkadaşı geliyor. Ve Floki ondan kendisini güneşteyken... korumasını istiyor. Çünkü biliyorsunuz ki güneşten çok etkileniyor. Hatta sırf bu yüzden geceleri dışarı çıkıyordu. Kitabın başında söylemiştik ama gece dışarı çıktığında da arkadaş bulamıyordu. Çünkü herkes artık uyumaya geçmiş oluyordu. Daha önce hiç kimse benden böyle tuhaf bir şey istememişti. Bu konuyu biraz düşüneyim, dedi Jaribu. Öhö, ben senin sırtındaki bitleri temizlerken bu kadar düşünmemiştim, dedi Martı. Burada üç arkadaş görüyoruz bakın. Jaribu diyor ki ben bir düşüneyim diyor. Martı da diyor ki ben senin sırtındaki bitleri temizlerken hiç düşünmemiştim ama diyor. Şimdi burada ne konuşabiliriz sizce? Ne anlıyoruz? Sadece bu sayfaya bakınca. Yağız. Hocam bu sayfada mesela Martı Fluffy'nin güzel bir arkadaş olabilir. Çünkü hocam Jaribu'ya sorduğunda yani ben... Jaribu düşüneyim diyor ama Martı ben bu kadar düşünmemiştim senin sırtındaki şeyleri toparlarken. Hı hı. Ben yani arkadaşları sorabiliriz hocam mesela Martı da Fluffy'ye arkadaşlık yapmak istiyor olabilir. Hı hı. Evet Esat. Öğretmenim burada aslında iki tane yararlı şey oluyor. Hem arkadaşına iyilik yapmış oluyorsun hem de kendine iyilik yapmış oluyorsun. Yani Martı orada kendini hem beslemiş oluyor. Hem de orada birine iyilik yapmış oluyor. Jaribu da onu güneşten korursa hem bir arkadaş kazanmış olacak ve Floki'ye iyilik yapmış olacak. Hı hı. Her iki yönden düşünebiliriz dedi Esat. Ayrıntılı açıkladı. Teşekkür ederiz. Başka var mı fikri olan? Peki burada üç arkadaş görünüyor mu sizce? Arkadaşlık evet. nedir size göre? Arkadaşlık nedir? Floki, Jaribu... Ve Martı arkadaşlar mı acaba? İda. Şu an birbirlerini gözlemleme aşamasındalar. Daha birbirini tanıyorlar. Hı hı. Daha pek tanışmadılar. Ama belki ileriki zamanlarda çok güzel arkadaş olabilirler. Hı hı. Arkadaşlık dediğiniz şey
bir şeyin karşılıksız yapılması ama isterse karşılığını verebileceğimiz bir karşılıklı iyilik yaptığımız birbirimize ve birbirimize dostluk ettiğimiz, oyunlar oynadığımız. Burada karşılıklı bir şey var mı sence, karşılık beklenilen bir şey? Şu an bence yok ama belki Jalibo belki onu güneşten korurken benim çıkarım ne olacak diye düşünebilir. Hı-hı. O da bence çok kötü bir şey. Evet, kendi çıkarını düşünerek hareket ediyor olabilir. Bu da kötü bir şey dedi İda. Çünkü insanlara veya herhangi bir varlığa yardım ederken kendi çıkarımızı aslında birazcık aza indirgeyerek yapmamız veya hiçe indirgeyerek yardım etmemiz gerekiyor. Evet Esat. Ben aslında dediğim gibi yani burada çıkarını düşünmüyor. Martı mesela çıkarını düşünmüyor ama yine de çıkarı var hala. Çünkü hı-hı, oradan kendi besinini sağlıyor. Ama dediğim gibi zaten Jaribu da onu güneşten, Floki'yi güneşten koruyunca bir arkadaş edinecek yani. Hı-hı. O yüzden hepsinin bir çıkarı oluyor ama Jaribu bunun yerine tekrar bir çıkar düşünürse bu çok kötü bir şey oluyor. Teşekkür ederiz. Devam ediyoruz. Sen de kimsin diye sordu Floki. Benim adım Ox. Ox gagalayıcı. Ben bir güvenlik görevlisi ve temizlikçi kuşum. Güvenlik görevlisi mi? Dedi Floki. Gülmemek için kendini zor tutuyordu. Evet, koku alma duyum etrafta görebileceğim pek çok hayvana göre çok daha fazla gelişmiştir. Bu yüzden bir tehlike hissettiğim an onları uyarırım. Zebra, gergedan, geyik ya da timsah gibi tehlikeleri gördüğümde hemen uyarıya geçerim. Pekala, teklifini deneyelim o halde, dedi Jaribu. Ertesi sabah güneş doğarken üç kafadar yola koyuldular. Gorillerin ormanına doğru tırmanmaya başladılar. Tüm goriller onları sevinç ve şaşkınlıkla karşıladı. Çünkü Floki ve arkadaşları ormandakilerin şimdiye kadar gördüğü en tuhaf ve en farklı üçlüydü. Her şeyin ötesinde Floki'nin bulduğu yöntem işe yaramış görünüyordu. Evet, sizce doğada her şeyi tek başımıza yapabilir miyiz? Yoksa birilerinin yardımına ihtiyaç duyar mıyız? Biraz bunu konuşalım. Poyraz? Öğretmenim, tek başımızda yapabiliriz ama yanımızda biri olursa kendimiz daha iyi de hissedebiliriz. İşimiz daha kolay olur ve tek başımıza sıkılmayız, korkmayız. Hı hı. Evet, Yağız. Hocam bence yapamayız çünkü burada bakarsanız da Fliki de yapamıyor hocam mesela. Hepimizin bir farklılığı var ki kimi mesela ormanda mesela diğer canlılardan korkuyor, saklana saklana gidiyor. Diğeri mesela kimseden korkmuyor. Ama sadece diğer işleri yapmakta zorlanıyor. Mesela o ikisi birlikte olursa, yani arkadaş olup birlikte ormanda yollarına devam ederlerse biri diğer hayvanlardan korur, diğeri de mesela onun yapamadığı işleri yapıp ona yardımcı olmuş olur. Bir bütün olarak daha fazla şey yapabilirler diyorsun. Birlikten kuvvet doğar diyorsun. Esat. Benim bence hiç kimse yapamaz böyle bir şey. Çünkü mesela normal hayatımdan örnek vereyim. Benim küçükken bir asansör travmam vardı ve ben o zamandan beri tek başıma asansöre binemiyorum. Öyle küçük bir travmam vardı. O yüzden yani yanımda bir kişi bile olsa kendimi çok daha rahat hissediyorum. Yanında birisi olunca binebiliyorsun ama, değil mi? Evet, çok daha rahat. O sana yardımcı olmuş oluyor. Bir destek olmuş oluyor. Belki tek başına da binebilirsin ama yanında biri olunca daha güvenli olarak binebiliyor Esat. İda? Bence hem yalnız olmak hem de çok fazla yardım ihtiyacı olmak ikisi de pek iş olması gereken şeyler değil. Ve yani biri yanımızda olursa yani yapamadığımız şeyleri onlardan yardım isteyebiliriz. Onların yapamadığı şeylerle biz onlara yardım edebiliriz. Hı hı. Bazı yardıma ihtiyacı olmayı güçsüzlük sananlar var, zayıflık sananlar var. Sence öyle mi? Kesinlikle değil hocam. Yani kesinlikle değil. Teşekkür ederiz. Evet Liya. Hocam ben kesinlikle İda'ya katılıyorum. Çünkü mesela bazıları tek başına yapamadığını görünce tek başına yapamıyor. Başkalarına ihtiyacı var diye kötüleyebiliyorlar. Dalga geçebiliyorlar, evet. Kötüleyebiliyorlar. Ama tabii ki de yardıma ihtiyacımız olduğu zamanlarda yardım almamız gerekiyor, değil mi? Evet. Bu kötü bir şey değil.
Devam edelim. Floki o gün hayatında ilk kez güneş ışığında dilediğince oyunlar oynadı. Gölde yüzdü. Liana yolundan kayarak bataklığa atlayıverdi. Ormanda her yerde "Hey, yaşasın!" sesleri duyuluyordu. Böylece beyazlığını çamur ile gizleyebiliyorsun. "Artık saklambaç bile oynayabilirsin Floki," dedi Kuzen Gor. Floki büyük göle doğru koştu. Diğerleri ise onu takip etti. Suyun kıyısına yaklaştığında sudaki yansımasını gördü ve bir anda suya atlayıverdi. Herkes çok şaşırmıştı. Böyle göstereyim. Sizce ne değişti Floki'nin hayatında? Ne değişti gibi görünüyor? Emad, ne değişti sence? Kitabımızın ilk sayfalarına göre. Hocam hiç kimse onu dalga geçmesi ve günde oynayabilmesi yani. Gölde oynayabilmesi ve kimse onunla dalga geçmedi. Bu da değişmiştir dedi Emad. İda? Yani bence bu kendi çamura atarak kendi biraz yani kendiliğinden çıkmış oluyor. Benliğini kaybediyor ve sırf oyun için bence kendi özelliklerini değiştirmemeli ve kendisiyle barışık olmalı. Benim suya atlıyor dedikten sonra yani suya atlama nedeni artık kendisini seviyordu. İda'nın tam tersini düşünüyorsun o zaman burada. Yani kendini artık seviyordu çünkü insanlar onunla arkadaşlık kurabiliyordu. Yani artık kendinden mutlu olduğu için o çamuru kendinden arındırmak istiyordu. Burada değil mi? Esat diyor ki burada mutlu olduğu için artık diyor göle atladı diyor. Artık kendisini seviyordu diyor. İda da dedi ki burada kendini değiştirmek için atladı dedi. İda söylemek ister misin bir şeyler Esat'a karşılık olarak? Evet, aslında Esat'ın dediği bir nevi de doğru olabilir. Mantıklı geldi evet, sana da. Yani ilk başta çamura atlıyordu, sonra suya atlıyor ama ben suda yani yansımasından dolayı atladı sandım. Ama hatırlı doğru. Farklı perspektifler. Yağız. Hocam ben de Esat'a katılıyorum. Çünkü hani güneşte daha rahat dolanabildiği için artık arkadaşlar sayesinde hocam. Ben mesela bir oyunu benim öyle dolanmak için pisliğime gerek yok. Ben temiz olsam da bir şey olmaz, pis olsam da bir şey olmaz. Ama kendimi pis etmek istememiştir bence hocam. Hiçbir şey değişmeyeceği için atlayıp kendini temizlemiştir. Tamam. Devam edelim. Bir süre sonra Floki sudan çıktı. İyice silkelendi. Çamurlarından arındı ve kendine yeniden baktı. Sonra da tüm gölü ve ormanı dolduran o sıcacık gülümsemesiyle şöyle dedi. İşte ben buyum. İşte ben buyum diyerek Floki ne demek istemiştir? Emad? Yani başka kişiler artık bana dalga geçemez ve ben kendimi sevmek zorundayım ve hayatın eğlencesine ben de katılmalıyım. Kendini sevmeye başladı sanki değil mi? Başka evet. Kişiler onunla dalga geçse de ya da işte oyun oynamak istemese de Floki kendinin farkına varmaya başladı aslında. Burada onu görüyoruz dediğin gibi. Lia? Hocam ilk başta kendinden nefret ediyordu ama şimdi kendini sevmeye başladı. Kendini sevmeye başladı. Yağız? Hocam ben de arkadaşlarıma katılıyorum ama ya hocam ilk başta kimse onunla oynamadığı için yani kendini çoğunlukla büyük ihtimalle rengini değiştirmek ben de keşke siyah olsam diye düşünüyor olabilirdi. Ama şu an arkadaşları ona yardım ettiği için yani hiçbir şey gerek olmadığını anladı. Yani ben siyahken de kendimim böyle de kendimim diye düşünmeye başladı. Kendi benliğinin farkına yani vardı. Yani rengin önemi yok. Önemi olmadığını öğrenmeye başladı. Anlamış oldu. Evet Esat. Bilmiyorum kendi benliğinde de kendine arkadaşlık bulabileceğini anladı ve yani ben buysam ben böyleyimdir yani. Kendini anlamaya başladı. Yani bazen kendimizi tanımak ve keşfetmek için zamana ihtiyaç duyabiliriz. Floki de zaman içerisinde bazı şeyleri gördü diye düşünüyoruz. Kitabımız burada bitti ama ben size bir şey sormak istiyorum. Gördüğünüz gibi kitabımızın başlığı kendim olmaktan mutluyum. Siz kendiniz olmaktan mutlu musunuz? Kendinizde değiştirmek istediğiniz bir özellik var mı? Varsa bu özellik
nedir? Bunları bizimle paylaşır mısınız rica etsem? Tek tek Emat'tan başlayalım. Hocam ben kendi olmaktan mutluyum ama ben mesela dünyada bir tane kural koymak istesem dedikodu veya mesela arkamızdan konuşmayı yasaklardım. Çünkü bence herkes kendini sevmeli ve kimse başkasının hayatına karışmamalı. Evet, çok güzel söyledin Emat'cığım. Herkes kendisini sevmeli, kimsenin hayatına karışmamalıyız ve sanırım kimseyi de ötekileştirmemeliyiz diye düşünüyorum. Çünkü karşıdaki insan bunun sonucunda çok fazla üzülebilir. Onu çok kırmış olabiliriz. Evet Liya. Hocam ben de kendim olmaktan mutluyum. Değiştirmek istediğin bir özelliğin var mı? Değiştirmek istediğim bir özelliğim yok. Kendimi seviyorum. Tamam, çok güzel. Evet İda. Evet öğretmenim, benim de kendimde değişmek istediğim herhangi bir özelliğim yok. Kendime barışım. Ve dünyada hepimizden bir tane var ve kendi değerimizi bilmeliyiz diye düşünüyorum. Evet, süpersiniz. Çok güzel mesajlar veriyorsunuz bize. Ben de kendimi olmaktan mutluyum. Kendimi değiştirmek istediğim bir özelliğim yok. Bir özelliğin yok. Tamam Paraz. Hocam ben de kendimden mutluyum. Paraz gibi değiştirmek istediğim hiçbir özelliğim yok ama yani... Hocam birileri böyle arkamızdan konuştu, yok bu çok kısa, yok şu koşamıyor diye kendimizi de üzmemeliyiz. Ben Yağız'a katılıyorum. Hem kendimi de değiştirmek istediğim bir şey de yok. Öğretmenim zaten benim arkadaş ortamım var. Benim bana iyi davranılan bir yer varsa ben orada mutluysam ben mutluyumdur. Diğerlerinin görüşleri senin için önemli midir Esat? Öğretmenim yani bazı zaman önemlidir ama yani... bana kötü bir şey diyorsa o benim umurumda değil. Çünkü ben benim yani. Ben kendimi değiştiremem. Ben böyle kalmak istiyorum belki. Çünkü sen kendinin farkındasın. O yüzden kendinden gayet mutlusun. Ve kendi bilincini oluşturabilmiş bir öğrencisin aslında. Birazcık da o yüzden. Floki başta aslında senin gibi düşünmüyordu. Yalnız hissediyordu kendisini. Arkadaşsız hissediyordu. Belki renginden dolayı utanıyordu ama zaman içerisinde... Esat'ın da dediği gibi kendinin farkına vardı aslında ve kendini hiçbir şekilde değiştirmek istemedi. Öyle de mutlu olduğunu keşfedebildi. Tabii ki bunu tek başına yapabildi diyemeyiz. Arkadaşları Jaribu ve Marta ona destek oldular ama önemli olan günün sonunda bu farklılığı görebilmesi ve kendi bilincini ortaya koyabilmesiydi. İda? Evet, aslında kendimizi seviyoruz, hiçbir şey değiştirmeyeceğiz diyerek de şey yapmamalıyız yani, tüm görüşleri kendi kafamızda bitirmemeliyiz. Mesela kötü bir özelliğimiz vardır, insanlar rahatsız ediyordur ve bunu da özellikle şey yapmalıyız yani, kendimizi ona göre şekillendirmeliyiz. Evet, kendim olmaktan mutluyum, hani benim değiştirilecek bir özelliğim yok deyip kendimizi öz eleştiriye kapatırsak o zaman bu da bizim için kötü olabilir diyor İda. Bunları düşünmeli. Varsa öyle özelliklerimiz ortaya koymalı. Bunları geliştirmemiz gerekir diyor sanırım. Doğru mu anladım? Evet. Tamam, teşekkür ederiz. Bugünkü programımız için ben hem öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Katkılarından dolayı, güzel fikirlerinden ve mesajlarından dolayı. Hem de dinleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Umarım keyifli dinlemeler olmuştur sizin için. Buradan bir hoşça kal demek ister misiniz? Görüşürüz. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.